İlkim Hanım. Merhabalar efendim, nasılsınız? Sağ olun, nasılsınız? Bizler deyiz. Medyadan çok yakinen tanıyoruz. Çok değerli bir sanatçımızın, Cem Karaca'nın eşisiniz. Evet, son günlerinde beraberdiniz. Neler son yapıyorsunuz? Yılları, ömrünün son yılında beraberdim. Evet. Ondan sonraki hayatınız nasıl devam ediyor? Neler anlatmak istersiniz? Kitaplar, yani... müzik, şarkılar, şiirler, besteler. Her zamanki gibi müzikle geçiyor. Konservatuvar mezun olduğum için. Evet. Müzik hayatımda hep vardı. Hala var. Kaç yıl oldu Cem Bey? Ayrılı bayağı oldu. Cem vefat edeli 20 sene oldu. Evet, 20 sene oldu. Allah rahmet eylesin. Rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Onun arkasından yani eşyalarını saklıyor musunuz? Bir müze çalışması ya da farklı bir düşünceleriniz nedir? Filmi yapıldı gerçi de sizin kendi bireysel olarak yaptığınız, yapacağınız çalışmalar ne? Ben vefatından hemen sonra kendi yuvamızı müze yapmak istemiştim. Ancak diğer mirasçı izin vermediği için yapamamıştım. Çünkü biz iki mirasçı olduğumuz için her konuda birlikte karar vermemiz gerekiyor. Biz görüşmesek de avukatlarımız aracılığıyla birlikte hareket etmemiz gerekiyor. Yapamamıştım. Dolayısıyla birçok eşyasını hediye ettim. Bağışladım. Bazısını müzayede de sundum. Bana ait olan, bana kalmış olan her şeyi kendi tasarrufumda değerlendirdim 20 senedir. Çok isterdim bir müze ev yapabileyim. Her şey devletten beklenmez diye düşündüm. Ancak yapamadım. Size anlattığım sebeplerden dolayı. Hayatım şiirler okuyup besteler yapmakla geçiyor. Müzik hayatımın her zaman içinde. Müzik benim hayat yolum. Filmle ilgili bir soru sordunuz. Evet, benden izin alınmadan bir Cem Karaca filmi yapıldı. Ben itiraz ettim. Hukukta hakkımı aradım. Çok şükür ki teminat yatırmam koşuluyla gösterimden kaldırıldı. Ve gizli karar içinde dava devam ediyor. Maşallah, yani bayağı da büyük bir teminat, yani siz bu bütün birikimlerinizi mi verdiniz, yani bu bayağı da bir... Çok şahsi, çok özel, buna cevap vermek istemem. Anladım. Kendi imkanlarımla bunu başardım. Peki efendim, yani kanun olarak siz iki mirasçısınız ve sizden izin alınması gerekiyor kanımca. Ama Emrah Bey basın karşısında hani bazı açıklamalar yapıyor. Bugün burada olmak istemezdik. Sanki yani sizi suçluymuş gibi. Yani size hiç söz hakkı veriliyor mu, verilmiyor mu? Biraz hani kendi ağzınızdan ne anlatmak istersiniz? Ben o şahsın söylediklerini ciddiye almıyorum. Kocamın vefatından beri kamuoyunu hep yanlış bilgilendirdi. Ve ilk kez hukukta hakkımı arıyorum. Çünkü 20 yılın sonunda elbette acılar da külleniyor. Ve kamuoyunda çok yanlış bilgiler, hakaretlere varan çok talihsiz açıklamalar yapılıyor bazı şahıslar tarafından. Onun için bütün cevaplarımı hukukta veriyorum. Peki filmi izlediniz mi efendim? Nasıl buldunuz? Filmi elbette izledim. Ve senaryo benim kocamın hayatını anlatmıyor. O yüzden benim bu filme hiçbir zaman rızam olamaz. Filme rızam yok. Peki nerede izlediniz? Kimle izlediniz? Biraz anlatır mısınız? Bilet mi aldınız? Elbette. Sanata saygımdan dolayı biletimi alarak gittim, izledim. Ve ilk seansta izlediğim kızımla birlikte gittim, izledim. Film başladığı andan itibaren şöyle bir yazıyla karşılaştım. Cem Karaca'nın hayat hikayesinden esinlenilmiştir diyordu. Ve seyrettikçe de gerçekten Cem Karaca'yı doğru anlatmadığını görmüş oldum. Üzüldüm. Yani filmi işleyiş olarak mı beğenmediniz? Şarkıları mı beğenmediniz? Neyini beğenmediniz tam olarak? Cem Karaca'nın hayatı değil film. Evet. Çok önemli. O zaman Cem Karaca'nın hayatını, biyografisini çekiyoruz diye kamuoyunu yanıltmamak gerekir. Filmde oğlu vardır herhalde. Siz var mısınız? Sizden bahsediliyor mu, onu soralım. Hayır.
Cem Karaca'nın Almanya'dan dönüşüne kadar olan yılları çektiklerini söylüyorlar. Dolayısıyla bu kadar bir zaman var ama o zamanda anlatılması gereken bir şeyleri ben görmedim doğrusu. Anladım efendim. Peki İsmail Bey'i nasıl buldunuz oyunculuk olarak? Yani bu konuda hiç yorum yapmak istemiyorum. Şarkı da söylüyor kendisi. Bu konuda hiç yorum yapmak istemiyorum. Peki oğluyla mesela hep böyle bir hukuk mücadelesi içinde mi olacaksınız? Yani bir uzlaşma, bir arabuluculuk falan olsa yani haklarınızı almak şartıyla. Ben bu davaları yapım şirketlerine ve edisyon şirketine açtım. Ve gizlilik kararıyla açtığım için. Ama karşımda cevap veren ya da kendi kendine bir şeyler anlatan başka bir şahsı görüyorum. Peki sizin projeniz var mı? Sizin kapınızı çalan oluyor mu? Hani bu filmi beğenmediyseniz biz yapalım, biz daha iyisini yaparız diyenler olur mu? Siz böyle bir tamamen hak sizde var mı yapma şarkı? Şöyle bir şey. Demin söylediğim gibi biz iki mirasçıyız. Çok seneler öncesinden beri bana Cem Karaca filmi yapmak isteyen birçok yapımcı, başrol oyuncusu, senaryo yazarı birlikte geldiler ya da tek tek geldiler. Benimle görüştüler, kendilerini anlattılar. Hepsine teşekkür ederim. Ben dedim ki, iki mirasçıyız, diğer mirasçıyla da görüşelim. Sonra tekrar hep birlikte konuşuruz. Avukatlarınız aracılığıyla ortak bir karar alırız dedim. Yani olması gereken bu. Yani sizin anlatmak istediğiniz yani bir maddi olarak karşı duruş değil, yani filmi beğenmediğiniz için. Bunu biraz dile getirerek son sözlerinizi alalım. Cem Karaca'nın hayatını çekmek, onun hayatına sadık kalarak film çekmek demektir. Çünkü gelecek kuşaklara onu doğru anlatmak adına. Cem Karaca hiçbir zaman bir ticari unsur olmamalıdır. Kurgularla çekiyoruz demek, halkı kandırmaktır. Kamuoyuna yanlış tanıtmaktır, tarihe yanlış bırakmaktır. Benim seyrettiğim filmde Cem Karaca'nın hayatının, gerek kendisinin gerek ailesinin doğru anlatılmadığını, çok bol kurgular yapıldığını gördüm. Benim itirazım buna. Peki efendim, çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederim.